Kur'an yeni keşfedilen birçok bilimsel gerçekten de 1440 sene öncesinden Kur'an'ın amacına uygun şekilde haber vermiştir. Gelin Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bilimsel kanıtlarından da birkaçına beraberce bakalım. Zariyat suresi 47. ayette evrenin genişlediği, 49. ayette ise her şeyin çiftler halinde yaratıldığı bildirilmektedir. Ayette geçen le musiun yani genişletmekteyiz ifadesi 1300'lü yıllarda yazılmış İbn Kesir gibi birçok eski tefsirlerde de göğü genişletmekteyiz şeklinde anlamlandırılmıştır. Evet, Kur'an evrenin genişlediğini apaçık bildirmektedir. 1440 yıldır iman ile doğrulanan evrenin genişlemesi ancak 1900'lü yıllarda Hubble teleskobunun keşfiyle bilimsel olarak da doğrulanmıştır. Kur'an'ın 1440 yıl önce parmağını bastığı yere bilim dünyası yeni ulaşabilmiştir. Çünkü evreni yaratıp genişletenle Kur'an'ı indiren aynı zattır, yani Yüce Allah'tır. Zariyat suresi 49. ayet ve Yasin suresi de her şeyin çiftler halinde yaratıldığı bildirilmektedir. Bu da apaçık bir Kur'an mucizesidir. 1440 yıl önce özellikle de Ümmi Arap kabilelerinde bitkilerin, atomların, diğer tüm maddelerin çiftlerinin olduğunun bilinmesi imkansızdır. Bilimsel olarak yeni keşfedilmiştir ki her parçacığın zıt yükte bir antiparçacığı vardır. İngiliz bilim adamı Paul Dirac madde-antimadde çiftliğini bulmuştur. Parite adı verilen bu keşif sonrası 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü almıştır. Elektron, pozitron, nötron, antinötron, proton, antiproton gibi atom ve atom altı parçacıklar dahil her şeydeki çiftliği 1440 sene öncesinden haber verebilen, ancak onları çiftler halinde yaratan Allah olabilir. Hayatı Arabistan çöllerinde geçmiş ümmi bir zat olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları beşeri yollarla bilip söylemesi mümkün değildir. Bu apaçık yeni bilimsel keşiflere rağmen birileri çıkıp evrenin genişlemesi meselesinin eski medeniyetlerin yazıtlarında da olduğunu kaynak dahi veremeden öne sürmektedir. Sanki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onları okumuş da Kur'an'ı öyle yazmış gibi son derece akıl dışı ve imkan hariç bir vesveseyi şüpheyi ortaya atabilmektedirler. Evrenin genişlediği ifadesi hangi eski yazıtlarda mevcuttur? Çıkıp kaynak göstersinler, biz de görelim. Olsaydı zaten gösterirlerdi. Kaldı ki faraza böyle bir kaynak olsa dahi bu kaynağı ümmi olan, interneti olmayan bir zat Aleyhisselatü Vesselam nasıl ulaşacak, nasıl okuyacak, doğru bir söz olup olmadığını nasıl bilecek? Hem ilk insandan beri nice medeniyetlere nice peygamberler gelmiştir. Yine Allah'ın vahiy yoluyla öğretmesiyle bazı genel ve temel bilgileri halklarına öğretmişlerdir. Bu genel ve temel bilgiler yazıtlara girmiş olabilir. Bunlar İslamiyet'te de vardır. Hepsinin kaynağı aynıdır. Yani yeni eski tüm medeniyetlerin Rabbi olan Allahü Teala'dır. Eğer bu eski yazıtlarda herhangi doğru bir ifade ve bilimle uyuşan bir söz varsa bu da Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'da peygamberler silsilesinden bir peygamber olduğunun işaretidir. Çünkü eskiden beri birçok beşeri kaynakta doğrusuyla yanlışıyla birçok ifade ve söz vardır. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki Kur'an'da bunların hep en doğrusu ve bilimle çelişmeyeni, hep bilimle uyuşanı vardır. Bunu Hazreti Muhammed'in beşeri imkanlarla sağlaması, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edip hep en doğru isabetlisini seçip alması akıl ve imkan haricindedir. Zaten Peygamberimizin böyle bir imkanı da, böyle bir çabası da yoktur ve olmamıştır. Ümmiliği, siyer-i nebisi yani tarih buna şahittir. Yine Rahman suresi 19-20 ve Furkan suresi 53. ayetlerde iki denizin ve iki suyun birbirine salındığı halde karışmadığı mucizane ifade edilmiştir. Sular zahiren birbirine karışır. Karışmaması imkansız olarak bilinir. Özellikle de 1440 sene önce. Halbuki Kur'an bu toplumsal ve gözlemsel bilgiye tam zıt bir şey söylemektedir ve doğru çıkmıştır. Yani birbirine karışmayan suların olduğunu bildirmektedir. Bu gerçeği bilim ancak yeni keşfetmiş, buna yüzeysel gerilim kanunu adını vermiştir. Arabistan çöllerinde hayatı geçmiş ümmi bir zatın bu bilimsel gerçeği beşeri yollarla bilmesi mümkün değildir. Yüzeysel gerilim kanunu, özellikleri farklı iki suyun karışmadığının bilimsel ifadesidir ve bu karışmama birçok yerde tespit edilmiştir. Mesela Meksika'dan Grönland'a kadar okyanus içinden uzanan ancak okyanus suyuna karışmayan sıcak su damarları mevcuttur. Bu damarlar Grönland'da soğuğun tesirini kırarak yaşamı besler. Dicle Nehri döküldüğü denizde kilometrelerce kendi nehir özelliklerini koruyarak yani deniz suyuna karışmadan gider.
Bunlar gibi çok örnekler vardır. Günümüz teknolojik imkanlarıyla ancak tespit edilebilen bu apaçık bilimsel gerçeklere rağmen birileri çıkıp suların birbirine karıştığını, Kur'an'da bilimsel hata olduğunu iddia edebilmektedir. Rahman suresi 19. ayette Bahreyn yani iki deniz ifadesi geçmektedir. 22. ayette de bu denizlerden inci ve mercan çıktığı haber verilmektedir. Bu ayetteki Bahreyn iki deniz ifadesine bazı meallerde tatlı su tuzlu su olarak mana verilmiştir. Buna dayanarak tatlı suda mercan yetişmez, bu çok açık bilimsel bir hatadır denilerek Kur'an'a dil uzatıldığı görülmektedir. Halbuki ayette tatlı su diye bir ifade yoktur. Bahreyn yani iki deniz ifadesi vardır. İnci de mercan da denizlerde yetişir. Yani bu ayetlerde de bilimsel bir hata yoktur ve zaten olamaz. Kur'an'da bilimsel hata arama çabaları beyhudedir.